Motopiksel TV takipçileri çok şanslılar. Çünkü dünyada ilk kez klasik retro görünümlü enduro motosikleti bu kanalda izliyorlar. Diğerleri başka kanallarda, başka zamanlarda izleyecek. Moto Guzzi'nin V85 TT modeli bu bölümdeki konu. Öncelikle Moto Guzzi markasından başlayalım. Türkiye'de bilinen bir marka aslında. Yani birçok motosikletçi bu markayı biliyor. Dünyada çok daha fazla biliniyor. İtalyan, 3 ortaklı 1920'li yıllarda kurulan bir firma ve 3 ortağından bir tanesi bir hava kazasında, bir uçak kazasında vefat edince şurada görmüş olduğunuz kartal logosunu kullanarak Moto Guzzi ile bütünleşiyor. Yani bir motosiklet üzerinde kartal logosunu gördüğünüzde anlayın ki o Moto Guzzi. Üretmiş olduğu modeller daha çok klasik, retro, cafe racer tarzında olduğu için bu sınıfa hitap eden, yani daha çok bu sınıfı sevenlere hitap eden marka modeller üreten bir motor olarak görüyorduk bu zamana kadar ama bu modelle V85 ile birlikte artık bunun biraz daha dışına çıkmış gibi hissettiriyor bana. Çünkü enduro bir motosiklet. Enduro kabiliyetleri olan, görüntüsü olan ve aynı zamanda Moto Guzzi'nin de genlerini taşıyan bir motosiklet. Tasarım olarak şöyle özetleyeyim. Hani ben İtalyan bir motoru incelediğim zaman o hatları gördüğümde abi safkan İtalyan diye tabir ediyorum ya. Bu da öyle. Safkan İtalyan. Her hattında ben İtalyanım diyor. Bağır bağır bağırıyor her tahtında. Yani şöyle bir motorun yanına geldiğinizde, şöyle hatlarına baktığınızda abi bu ancak bir İtalyan mühendisin elinden çıkmış bir motor olabilir dedirtiyor. Çünkü o kadar güzel nüansları, o kadar güzel ayrıntıları var ki işlenmiş, böyle ilmik ilmik işlemişler motoru. Gerçekten tasarım olarak çok başarılı. Genel olarak zaten deposundan, boyasından tutun, boya kalitesinden tutun. İşte şaside kullanmış olduğu rengi sele demiriyle, şurada kafe grenajını tutan demirle armoni haline getirmiş olmaları. Genel olarak hani kullanım pozisyonu, oturuşu, selesi, şasisi, motor bloğu, lastikleri, jantları her birinde böyle işlemişler. İtalyanı işlemişler öyle söyleyeyim. Çok başarılı bir tasarım var. Ben tasarımını çok beğendim. Beğenmeyenler mutlaka olacaktır. O ayrı bir konu ama tasarım haricinde motor bloğu da çok önemli. Çünkü çok güzel bir tasarım yapabilirsiniz ama motor bloğu güzel olmazsa hiçbir işe yaramaz. Sadece tasarım için motor alınmaz çünkü. Moto Guzzi'nin motor bloğu kendine has bir motor bloğu. Görmüş olduğunuz gibi yanlardan V şeklinde çıkmış V90 motor bloğu kullanıyor ki her modelinde bu motor bloğunu kullanıyor. Yani V şeklinde yanlardan çıkmış bir motor bloğu gördüğünüzde anlayın ki o Moto Guzzi. BMW GS'in Boxer motoruyla Harley Davidson'ın kendine has o karakteristik motorunun sanki karışımı gibi bir motor karakteri var. Kullanım sırasında bunu veriyor size direkt olarak. Tam ortasında konumlanmış iki motorun da Harley ile GS'in Boxer motorunun tam ortasında konumlanmış kendine özgü karakteristik bir yapısı olan bir motor bloğu var. Evet sayın seyirciler, sevgili takipçilerimiz, Moto Guzzi V85 ile birlikteyiz. Arazili böyle toprak stabilize bir yola girdim. Şurada bir çalıştırmasını size bir göstereyim. Şimdi bakın nasıl çalıştığını fark edebilecek misiniz bakalım. Bak. Gösterebildim umarım. Şöyle bir daha göstereyim. Yani çalışırken böyle bir sağlı sollu. Hani direkt BMW'nin Boxer motoru gibi çalışıyor. Bir daha göstereyim. Önce bir soldan başlıyor, sonra sağdan böyle bir sallantı yapıyor. Böyle bir çalışma prensibi var. Tabii V motor olunca, V90 motor olunca böyle yanlardan çıkınca tabii ki kendine has özel bir karakter sergiliyor ama performans olarak da çok performanslı bir motor karakteri sergiliyor ki 853 cc'lik bir motor bloğu bu. Hava ve yağ soğutmalı,
Bunun yanında Soç karakterli silindir başına 2 sübap düşüyor. 80 beygir civarında ve 80 Nm kadar da tork üretiyor. Yani 850'lik bir motor olarak baktığımızda hani ortalama standartları yakalamış bir motor karakteri veriyoruz kağıt üzerinde. Fakat kullanım hissiyatına geçtiğinizde bu biraz değişiyor. Biraz daha farklı bir kullanım hissiyatı sergiliyor. 4000 devirden sonra çok canlı bir hissiyat veriyor. Yani alt devirlerinde o hem V motorun hem de bu Boxer sistemin hissiyatını size alt devirlerde yaşatıyor. Fakat üst devirlere çıktığınızda özellikle 4000 devirden sonra müthiş bir karaktere bürünüyor. Başka bir motor oluyor. Öyle söyleyeyim. En sonunda özetleyeceğim derken bundan bahsedeceğim, hangi karaktere büründüğünden bahsedeceğim. O yüzden lütfen sonuna kadar izleyin. Yani motosiklet performanslı, gazı verdiğinizde böyle altınızdan kaçabilecek bir yapı sergilerken alt devirlerinde de sakin kullanılabilen, sakin kullanırken de altınızda böyle çok karakterli, özel bir motor kullanıyormuş hissiyatı veriyor. Evet, devir geçişi işareti yandı. 197, 198, hadi 200, 200'ü buldum, 200.000, 200.000, hadi 202, orada gel, gelmedi, geldi, 202, 203, 204, wow, çok güzel, çok güzel abi, çok güzel abi. 229 kilogramlık net ağırlığı var. Yani 800'lük motosiklet sınıfında bakıldığında hafif bir motor olarak değerlendirilebilir ki bunun sebebi hava ve yağ soğutmalı olması, su sisteminin üzerinde bulunmuyor olması. Dolayısıyla hafif bir motor. Bu hafifliğin yanında aynı zamanda çok dengeli, ağırlık dağılımı biraz daha aşağıda konumlandığı için çok başarılı bir dengesi var. Özellikle virajlarda, araziye girdiğinizde veya şehir içi kullanımında size müthiş bir denge sağlıyor ki önde 19, arkada 17 inçlik lastik teker çapı var. Tel jantlı, iç lastikli, şambiyerli bir lastik kullanıyor ama o 19-17'nin de buna etkisi var. Dolayısıyla şöyle özetleyeyim. Üzerine bindiğinizde abi ne kadar konforlu diyorsunuz bir. Aa ne kadar konforlu, ne kadar güzel farklı bir motor diyorsunuz bu bir. İkincisi kullanmaya başladığınızda aa ne kadar dengeli diyorsunuz. Üçüncüsü İğmelenip yolda giderken aa ne kadar stabil bir motor, ne kadar böyle ip gibi gidiyor, ne kadar güzel gidiyor dedirtiyor. Dolayısıyla bu anlamda da motor bloğu ile birlikte birincisi tasarımı, ikincisi motor bloğu, üçüncüsü aerodinamisi, dengesi, yapısı, oturuş pozisyonu ile birlikte gerçekten müthiş bir motor olarak tanımlayabilirim. Şimdi buraya niye girdin diyeceksiniz. Burada şöyle bir toprak arazi vardı, o yüzden girdim. Şöyle şurada da bir keyfini alayım diye. Bak abi, çok rahat abi, hop hop şıkır şıkır giriyor buralara, bak şıkır şıkır, hiç ben buralara girmem, mıcır toprak kasis tanımam demiyor. Vallahi giriyor abi, şöyle daha stabil yerlerde. Oo, nefis, 10 numara 5 yıldız abi. Bak hatta şuradan da gireyim. Bak abi, hop. Şahane, 10 numara. Ola, hadi bakalım. Topraktan çıktık, asfalta geldik. Yardır git. Tabii tasarımının yanında, motor özelliklerinin yanında getirmiş olduğu ekstra özellikleri de var. Muadillerinde olmayan. 800 cc'de sanırım şaft aktarmalı bir motor yok günümüzde. Öyle biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Şaft aktarma sistemi kullanıyor. Şaft aktarma sistemi biliyorsunuz. Hani öncelikle hani zincir bakım, yağlama derdiniz olmuyor. Bu açıdan çok büyük bir avantaj. Yani yüzlerce, binlerce kilometre gidin. Aman şu zinciri temizleyeyim de yağlayayım derdiniz yok. Bu bir, büyük bir avantaj. İkincisi şaft aktarmanın zincir aktarmalı motorlara göre daha performanslı, daha güçlü olduğundan bahsedilir. Fakat bunun bir eksi yanından daha bahsedilir. Araziye girdiğinde şaft aktarmanın zincirden daha kötü olduğundan, daha elverişsiz, performanssız olduğundan bahsedilir. Bu kişiden kişiye, kullanım alışkanlıklarına göre değişir ama bana göre şaft aktarma olması büyük bir avantaj. Yani zincir bakım derdiniz yok, zincir maliyetiniz yok, dişli değişim maliyetiniz yok. Şaft aktarmanın bakımları da sanırım 20 bin, 30 bin, 40 binlerde falan oluyor diye biliyorum. İyi bakarsanız tabii. Dolayısıyla bu açıdan çok büyük bir avantaj. Bunun yanında tel jantlı, ön 19, arka 17 demiştim. İç lastikli, şambiyerli, arazi odaklı olduğu için dolayısıyla şambiyerli lastik kullanmışlar. Ben ilk gördüğümde lastiğin üzerinde tubeless yazısını gördüğümde iç lastiksiz demiştim ama daha sonra iç lastikli olduğunu öğrendim. Biraz daha incelediğimde öyle olduğunu gördüm. Dolayısıyla araziye girdiğinizde de onun da altını çizeyim, çok başarılı. Yani hani klasik bir touring motosikletin tel jantlısını düşünün, öyle değil. Harbi harbi safkan araziye girebilecek bir yapısı var. Bu anlamda da çok başarılı.
en beğendiğim yönlerinden bir tanesi abi. Vitesleri. Böyle nasıl geçiyor biliyor musunuz? Nasıl tarif edeyim? Böyle şu sesi duydunuz umarım. Aynen böyle abi. Tık tık lıkır lıkır böyle. Şıkır şıkır vites geçişleri var. O kadar güzel ki insanın aklına şeyi getiriyor. Suzuki şanzımanını. Suzuki vitesleri şanzımanı da böyledir ya. Şıkır şıkır böyle tıkır tıkır çok rahat hiç zorlanmadan geçer ya. Bu da aynen öyle abi. Çok güzel vites geçişleri var. Debriyajı çok güzel. Kuru debriyaj. Ve çok kolay kullanımlı. Yani kullanırken size vites ve debriyaj konusunda müthiş bir öyle zevk veriyor, keyif veriyor kolay olduğu için. Asfaltta kullanırken böyle yaylana yaylana gidebileceğiniz müthiş bir konfor veren süspansiyon yapısı var ama hem önde hem arkada ayarlanabilir bir sistemli. Yani daha da sertleştirebileceğiniz, kullanım alanlarınıza göre ayarlayabileceğiniz bir sistemle geliyor ki bu anlamda başarılı. Arkada kullanılmış olan monoşok sistem, hani bu gazlı denilen hem gazlı hem yaylı sistemle çalışıyor. Tam şaftın üzerine konumlanmış. Bu tarafta yok. Yani tek sönümleme, monoşok, çift değil. Aynı zamanda hissiyatı da çok başarılı. Hem araziye girdiğinizde hem de yol şartlarında çok başarılı bir süspansiyon yapısı var. Bu anlamda da çok iyi. Tabii motor bloğunu performansı dedik. Güçlü bir motor, son hızı yüksek bir motor. Altınızdan kaçabilecek seviyede size güç verebilecek bir motor. Dolayısıyla iyi frenler şart. Üzerinde bulunan fren sistemi Brembo'nun. Çok başarılı frenleri var. Frenlerine ben bayıldım. Müthiş. Yani zıpkın gibi. Böyle koyduğunuz anda direkt yapışan frenleri var. Bak viraja bak abi. Bak. Yani o yumuşak süspansiyonun içi demiyor ki ben yumuşağım bırakırım salarım demiyor. Yat abi diyor yat. Ya buna tabii motor bloğunun yerleşiminin de etkisi var. Motosikletinin ağırlık dağılımının da etkisi var. Müthiş yatırıyor abi. Çok güzel virajları. Motoru aldığınızda üzerine gelen standart donanımları da var. Mesela bu sele demirini görüyorsunuz. Sele demiri hazır geliyor. Bunun haricinde elcik korumalar üzerinde standart olarak geliyor. Oynayabilen bir ön camı yok. Fakat bunun yönü değiştirilebiliyor. Yani şuradaki ayarlarla, alyan ayarlarıyla rüzgarı saptırma yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu anlamda başarılı, ilginç bir teknoloji. Bunun haricinde tamamen LED sistem. Ön far LED, arka stop LED ki ön far ve arka stop harika, müthiş. Yani ön fara o Moto Guzzi'nin kartal logosunu yerleştirmişler. LED şeklinde yanıyor. Müthiş görünüyor. Çok ilgi çekiyor. Arka stop sanki bir İtalyan otomobilin, spor otomobilin arka stopu gibi duruyor. Hani Ferrari'yi mi, Bugatti'yi mi onları andıran bir arka stopu var. Çok başarılı. Sinyalleri çok ilginç. Hem LED hem de böyle LED değilmiş gibi görünüyor ama çok başarılı. Çok güzel alvenli sinyalleri var. Gösterge paneli müthiş. Şöyle açtığınızda gösterge panelini sanki böyle bir İtalyan sineması başlayacak birazdan gibi bir hissiyat veriyor. Bir İtalyan filmine gittiniz, sanat filmine. Birazdan o başlayacak gibi açılıyor. Açıldığında da bütün verileri karşınızda görebiliyorsunuz ve çok başarılı. Gece gündüz modu var. İçinde işte ortalama yakıt tüketiminiz, tripleriniz, maksimum yaptığınız hız, maksimum yaptığınız yakıtınız. Yani ihtiyaç duyacağınız birçok veri var. Total kilometreniz. Bir depoyla ne kadar daha kilometre gidebileceğinize dair range verisi, dörtlü flaş önünüz var. Hatta dış havanın sıcaklığını da veriyor, onu da söyleyeyim. Sadece şeyi göremedim. Motor sıcaklığını gösteren bir veri yok. Çünkü su soğutmalı değil, hava soğutmalı. Birkaç kere araziye girdim. Araziye girdiğimde çok fazla ısındı motor. Onu görmek istedim. Yani motorun ısısı ne kadara çıktığını görmek istedim. Tabii aklıma gelmedi o sırada motor suyu sıcaklığını veremez, su soğutmalı değil diye düşünemedim ama hani genel olarak bir motor sıcaklığını veren bir veri de olsaymış o iyi olurmuş diye düşündürdü bana. Bunun haricinde her türlü veri var. Çok başarılı buldum gösterge panelini. 3000 devirin altı çok az yakıyor, kokluyor. 3000 ile 5000 devir arasında yakıyor. Yakmaya başlıyor. 5000 devirden sonra da içmeye başlıyor. O net. Onu anlamış oldum. Şu anda 4.5'a kadar düşürdüm. 4.6'ya çıktı biraz gaza yüklenince. Bu arada 21 litre artı yedek deposu falan var. Yani herhalde 22-23 litre falandır totalde. Hani bu sınıfta bir motor için gayet iyi yakıt hacmi var. Bayağı yukarıda. Bak gazı kesiyorum şimdi. Gazı bıraktım. Bakalım kaça düşecek. 4.1. 4'e düşecek mi merak ediyorum. 4'e de düştü. Hadi lan 3.9. Hadi. Hadi lan ulan. 3.9'a bile düştü be abi. Vallahi 3.9'a bile düşürdüm ya. Yani basmazsan yakmıyorum diyor. Basarsan içerim diyor. Bu net ya. Motosiklet genel olarak kendi sınıfında demeyeyim. Çünkü bu kendi sınıfında bir ilk. Retro görünümlü, klasik görünümlü bir enduro. Yani nedir o?
Asfaltta gidebiliyorsunuz. Asfaltta giderken şu ormanda biraz içeri gireyim, şurada orman içerisinde bir tur atayım diyebileceğiniz bir motor. O kabiliyeti de var. Sadece görünüme enduro değil, kabiliyeti de enduro. Tasarım olarak da çok güzel, çok albenili bir tasarım var. Boya tasarımına bile baktığınızda özel bir boya olduğunu görüyorsunuz. Yani standart bir böyle bir metalik boya, bir opak boya atmamışlar. Özel böyle sedefli bir boyası var. Renk tasarımı, renk çizgileri falan çok güzel. Yani bu motoru aldığınızda şöyle özetleyeyim. Kullanırken abi bakışları üzerine çekiyor. Herkes bakıyor ya bu motor neymiş veya bu nasıl bir motosiklet, sürücüsü nasıl bir adam falan gibi, tanıdık mı, ünlü mü bu adam falan gibi bir bakışı gözlemliyorsunuz. Çünkü çok dikkat çekici, çok albeni, çok güzel. Kullanımı ile birlikte de buna eşlik eden çok başarılı bir motor olarak gördüm. Tabii motor güzel. Bütün özellikleri güzel. Kullanımı zevkli, keyifli. Fakat eksileri de var. İlk eksisi tahmin ediyorsunuz. Hatta herkes büyük ihtimalle onu bekliyor. Fiyatını bekliyor bilmeyenler. 89.500 liralık fiyatı var. Nisan 2019 itibariyle 89.500 lira. Nasıl yorumlayayım, nasıl söyleyeyim? Çok pahalı. Çok pahalı. Benim çok pahalı görme sebebim veya beni bu fiyatın üzme sebebi şu. İsterdim ki şu motosiklet böyle 60-65'ler civarında olsun ki muadilleri olan, hani Japonlarda, Avrupalılarda hani benzeri olan, muadilleri olan birçok markanın önüne geçsin, bir rekabet oluştursun isterdim açıkçası. Bunu net söyleyeyim. Yani insanlar bu motoru alsın, binsinler. Türkiye'de böyle motosikletçiler böyle daha böyle tarzı elit olsun falan. Onları isterdim. Bu fiyat buna pek müsaade etmiyor. Bu fiyat Moto Guzzi fiyatı bakın. Hani Moto Guzzi'nin o imajının, Moto Guzzi'nin getirmiş olduğu o seçkinliğin fiyatı. Dolayısıyla kullanıcıları, satın almak isteyenler genelde abi ben farklı olayım, seçkin olayım, elit olayım, kullanmış olduğum motor beni ifade etsin diyenlere hitap eden bir fiyatı var. Motor da öyle zaten, fiyatı da öyle. Dolayısıyla fiyat genel olarak aslında pahalı ama hitap ettiği kitle olarak bakıldığında, seçecek olan kişilerin karakteri açısından bakıldığında normal olarak karşılayabiliriz. Benim eksi olarak gördüğüm bir yönü ilk gördüğüm anda bu şu eksi dediğim yönü anahtarsız çalıştırmasının olmaması. Yani şöyle bir teknolojik motoru gördüğümde, bu kadar güzel bir motoru gördüğümde hani anahtarsız çalıştırma vardır da dedirtmişti bana. Anahtar deliğini gördüğümde anahtarsız çalıştırma yokmuş dedirtti. Dolayısıyla bana göre eksi. Herkes için olmayabilir bu ama hani böyle bir fiyat, böyle bir konumlama, böyle güzel bir motor anahtarsız çalıştırmayı da istiyormuş dedirtti. Benim için bu bir eksi. Başka neyi beğenmedim? Bakın gösterge paneline dikkat edin. Vites gear yazan yerde, gear mı nasıl okunuyorsa, orada mesela şu anda bir tire işareti var. Kaçıncı viteste olduğumu göstermiyor. Bu debriyajı bıraktıktan 1-2 saniye sonra devreye giriyor. Kaçıncı vitesteysen o zaman görebiliyorsun. Bak şu anda normalde birinci viteste ilerliyorum. Şu anda gear yazan yere bakın. Şey yok. Tire. Kaçta olduğum belli değil. Boşa aldığında N işareti yanıyor yeşil ama bak şimdi biraz yol açılsın. Bak şimdi. Debriyajı bıraktım. Hop 1 oldu orası. Debriyaja bastım. Frene bastım. Tire oldu. Bıraktım. Bıraktıktan 1-2 saniye sonra debriyajı vites işareti görünüyor. Üst viteslerde de böyle bu. Eksi olarak değerlendirebileceğim başka bir yönü ise motosikletin çok fazla ısınıyor oluşu. Tabii bu hani yanlış anlaşılmasın. Her motosiklet ısınır tabii ki. Benim kendi sahibi olduğum motor da çok ısınıyor. Şehir içerisinde bacaklarımı açarak gidiyorum. O derece ısınıyor ama bunda şöyle bir handikap var. Ben arazide biraz denemek istedim bu motoru. Bir 10-15 dakikalık arazi sürüşünden sonra arıza lambasını yaktı. Yani çok fazla ısındım, beni dinlendir dedi motor kendi kendine. Dolayısıyla hani evet ısı sizi rahatsız edebilir. Her motorda alttan bacaklarınızın arasından gelen ısı rahatsız edebilir. Buna alışkınız. Bundan yana problem yok ama arazide biraz zorladığınızda, biraz motorun dinamiklerini zorlamaya başladığınızda çok ısındığında bir işaret lambası yanıyor. Yeter diyor yani motosiklet. Belki bu şundan dolayı olabilir. İçerisinde henüz rodaj yağı var. Rodaj döneminde bir motosiklet. Daha ince yağ kullanılıyor biliyorsunuz rodaj döneminde. Onun etkisi olabilir. Belki rodaj bakımından sonra böyle bir problem kalmayacaktır ama benim kullanımım sırasında bana böyle bir hissiyat yaşattı. Hem çok ısındığını, bacaklarıma çok fazla ısı verdiğini gördüm. Hem de arazide arıza lambası yaktığını gördüm. Dolayısıyla ısı olarak değerlendirdiğimde eksi olarak oraya koyabilirim.
Tabii eksi ararsanız çok fazla bulursunuz. Özellikle ben hani eksi aradığım zaman motorda çok fazla görebiliyorum, bulabiliyorum ama hani eksi bulmuş olmak adına söylemeyeyim bunu ama şu kontrol tuşunun sağda olmasını yine de altını çizeyim. Çünkü kullanım sırasında motoru kullanırken bunu kullanmakta zorlanıyorsunuz sağda. Çünkü eliniz gazda ve frende burada. Bunu kullanmakta zorlanıyorsunuz. Bunu keşke sola koysalarmış dedirtti bana. Zorlandığım için. Yani bu eksi mi veya hani olması gereken bir şey mi bilemiyorum. Belki hani şeyi de düşünüyor olabilirler. Sürüş sırasında bunu kullanmasınlar. Menüyle uğraşmasınları da düşünmüş olabilirler. Anlayışa karşılanabilir bu ama hani diğer bütün muadillerinde, diğer hani bizim Japonlarda, Avrupalıların çoğunda sol tarafa koyulur ve oradan kontrol edersiniz menüdeki tuşları, özellikleri. Bunun sağda olması bana göre bir eksi. Abi öyle bir gösterge paneli yapmışlar ki açınca merhaba, Moto Guzzi tarafından hazırlanmış olan sinema filmine hoş geldiniz diyor. Hop, açılıyor. Kapattığınızda da sinema filmimiz sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyor. Bak abi bir daha göstereyim. Bak açtığında sanki böyle bir şey başlayacak gibi böyle. Ya çok güzel ya. Kapattığında da o izlediğin şey bitti. Teşekkür ederiz diyor. Vallahi çok güzel yapmışlar abi. Gösterge paneli çok iyi. Genel olarak motosiklet artılarıyla eksileriyle benim gözümden böyle. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu Moto Guzzi Türkiye'de desteği var mı? Servisi var mı? Aksesuarları var mı? Hepsinin cevabı evet, var. Aksesuar olarak zaten kendi sitesinden de bakabiliyorsunuz. Arka çantasından, orta sehpasından, uzun camından tutun. Hani bütün o Japonlarda bildiğimiz aksesuarların hepsine sahip ve Türkiye'de var. Bu konuda sıkıntı yok. Servis olaraksa hani Trend Moto, Suzuki Türkiye'nin bütün servislerini kullanabilen bir marka. Servis konusunda da sıkıntı yok. Ben özellikle yedek parçayı sordum. Motosikleti testi alırken atıyorum düşürdüm işte elcik korumayı kırdım, aynasını kırdım. Bunu kaç günde getirebiliyorsunuz diye sordum. Gün değil dediler. Elimizde zaten oluyor. Hemen hani bir serviste olması öbür servisten belki bir günde getirtip hemen telafi edebiliyoruz dediler. Bu anlamda başarılı. Bir de şunun altını çizdiler. Moto Guzzi deyip de bizi böyle çok pahalı bir servis fiyatı var gibi değerlendirmesin insanlar. Japonlarda neyse aynı fiyatlara sahibiz dediler. Yani atıyorum bir yağ bakımını atıyorum işte 5000 kilometrede bir bu arada bakım aralıkları. 5000 kilometrede yağ bakımına gittiğinizde karşınıza 300, 400, 500 liralık fiyatlar çıkıyor. Yani Japonlarla hemen hemen aynı rakamlara sahibiz dediler. Bunu da belirteyim istedim. Şimdi motoru şöyle özetleyeyim. Çalıştırırken BMW GS gibi. BMW GS gibi böyle sağdan soldan vurduğu zaman aa diyorsunuz bir BMW GS'e bindim. Bir Boxer motor kullanıyorum hissiyatı veriyor. Alt devirlerinde Honda NC750X gibi. Hani onu kullananlar bilir. Alt devirlerinde böyle bir hani devirsizlik hissettiğinde böyle bir çalkalama yapar, sallantı yapar ki hani kötü bir şey değil bu. Hissiyat, karakterdir o. Öyle bir karakteri var. Üst devirlere çıktığınızdaysa Afrika Twin gibi. Veya çok fazla Honda'dan örnek verdim. Ducati Scrambler gibi üst devirlerinde. Yani çok başarılı, çok iyi, hissiyatlı böyle ip gibi giden, uzayan bir karakter sergiliyor. Tasarımı da buna ekleyelim. Çok özel bir tasarım var. Kendine has bir motor karakteri, motor bloğu var. Kendine has teknolojisi var. Dolayısıyla benim gözümde çok başarılı bir motor. Şöyle son olarak şöyle tanımlayayım. Hani bazı motorları aldığımda böyle teslim etmek istemiyorum diyorum ya. Yani kullanmak çok zevkli, çok keyifli. O yüzden geri vermek, iade etmek istemiyorum diyorum ya. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle teslim etmek istemeyeceğim, böyle 10 gün olsa 10 gün test edeceğim modellerden bir tanesi. Karar sizin. Her zamanki gibi kapatayım. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. O beğenme olayları çok önemli. Altta beğene tıkladığınız zaman videomuz trendlere giriyor. Dünyada da izleniyor. Çok fazla izlenince de biz aa çok güzel iş yapmışız, harika olmuş falan diyoruz. Seviniyoruz. O yüzden lütfen beğenin. Abone değilseniz bir de abone olun. Görüşmek üzere. Alevederci. Buonasera.